Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adamımızı büyüteceğiz. En son şuradan koyun içine malzemelerimizi de almıştık ve bayağı bir toprağımız oldu. Onlarla ne yapacağız? Şurayı büyüteceğiz ve buraya ağaçlar dikmeye başlayacağız. Ağaçlara ihtiyacımız olduğunda kullanacağız. Aynı zamanda merdivenleri dizip buraya çatı da yapacağız. O zaman ne yapalım? İlk önce toprakları dizmeye başlayalım. Topraklarımızı nereye koymuştuk? Aynı zamanda yün getirip yatak da yapalım kendimize. Bakın, bu toprakların hepsini dizeceğiz. Şöyle, evet, şunu da şuraya getirdik ve bunu da buraya koyduk. Bunları dizmeden o zaman 3 tane sarı yün getirelim. Şuradan hemen 3 tane sarı yünümüzü alıp gelelim, ondan sonra toprakları dizmeye başlayalım. Adamızı da güzelleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra ne yapacağız? Yeni bir yere doğru gideceğiz. Evet, creeper kalmış, kardan adam kalmış, hamburger kalmış, bakayım bir. Enderman kalmış ve büyücü kalmış. O zaman nereden yukarı çıkacağız? Şuradan, evet, turuncu yün mü alsak 3 tane? Evet, 3 tane turuncu yün alalım o zaman. Gidiyoruz geri. Turuncu yatak yapalım. Ondan sonra çatıyı dizmeye başlayalım. Daha sonra da toprakları dizelim. Hatta şuradaki toprakları alalım. Bunlar artık gerek yok. Ağaçları zaten toprağın üzerine direkt dikeceğiz. Evet, şöyle geleceğiz. Şunu da buradan taşımamız gerekiyor artık. Çok evimizin önünde kaldı. Evimizin önünü yeşillik mi yapsak acaba? Gelelim buraya. Şurada çalışma masamız. Evet, şuraya 3 tane koyacağız. 3 tane de buraya koyacağız. İşte bu. Yatağımızı yaptık. Yatağımızı nereye koyalım? Yatağımızı şuraya mı koysak acaba? Yatağımızı mecburen şuraya koyacağız. Şöyle koyalım. İşte bu. Yatak bu kenarda kalsın böyle. Evet. Şimdi inceltilmiş tahta yapmamız gerekiyor. Şöyle 2 tane yapsak. 3 tane. Bakayım bir. 24 tane oldu. Bunları deneyeceğiz. Merdivenler zaten 4 tane çıkabiliriz galiba. Çatıya çıkacak merdiven nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şuradan çatıya çıkarız. Ve buradan da şuraya dizmeye başlayalım böyle. Evimizin çatısını da yapıyoruz. Bir tane kaldı, onu da buraya koyacağız. Tekrardan inelim hemen aşağıya hızlı bir şekilde. Tahtaların hepsini bitirip gelelim. Kaç tane yeter acaba? Bakalım bir tane şöyle. Adamızda hiç kimse yok, köylü de yok. İnekler de yok, tavuklar da yok. Onlardan getirebilir miyiz acaba buraya? Adamıza tavuk koyabiliriz. Aynen, adamızda gezerler sağda solda. İki tane tavuk koyalım o zaman, adamızda gezmeye başlasınlar. Şuraya şöyle yapalım. Gelelim buraya. Bunları dizelim, ondan sonra tavukları koyalım. Şurayı az kaldı zaten. İşte bu, çatımızı bitirdik. Artık burayı böyle kullanabiliriz. Tamamdır. Artık evimizin çatısı da var. Çatısına da çıkıp inebiliyoruz. Toprakları dizeceğiz ama arkadaşlar, toprakları dizdikten sonra lavdan yanarsa diktiğimiz ağaçlar, onları nasıl engelleyeceğiz? O zaman oraya duvar mı yapsak acaba? Gidelim buradan geri. Şöyle şuraya sandık nerede? Şu sandığın içine koyar. Kumumuz var daha. Kumları da dizelim o zaman dizmişken. Hepsini dizelim. Şurayı şöyle yapalım. Tamamdır. 64 tane burada toprak var. Şu taş şimdilik şurada kalsın. Evet, 2 tane tavuk alalım buradan. İşte bu. 1 ve 2. Bunlar etrafta gezinsinler. Şöyle gelelim buraya doğru. Ve şuradan 2 tane kumumuz var. Bunları da alalım. Bunlar dizmeye başlayabilir. Şöyle koy bunu ve bunu da koy. Selam. Siz burada ne yapıyorsunuz ha? 2 tane tavuğumuz oldu artık. Bakın. Evet. Bunlar böyle adada gezinirler. Biz de ne yapalım? Toprakları dizmeye başlayalım. İlk önce... doğru. Topraklar dizeceğiz. Toprakların etrafını kumlarla dizeceğiz. Şöyle dizmeye başlayalım. Bunların hepsinin üzerine ağaç dikeceğiz. Evet, şöyle bayağı bir toprağımız var. Adamız yeşil oldu bakın. Lavdan yeşil oluyormuş. İşte bu, çok güzel oldu. Lava dizmemize rağmen yeşil oluyorlar hemen. Şurayı şöyle dizelim. 12 tane oldu. Bayağı bir toprak bulduk çünkü. Bunların hepsini dizeceğiz. Topraktan başka bir şey yapabilir miyiz acaba? Buraya dizelim. Evet, şurayı da şöyle dizdik. Tamamdır. Şunu geri al buradan. Lava koymamıza rağmen hemen yeşil oluyorlar bakın. Çok iyi. Şöyle şuraya koyacağız. İşte bu. 10 tane kaldı. Bir tane de şuraya koyacağız. Bayağı genişlettik burayı. Buraya ağaç dikmeye başlayabiliriz artık. Bakayım bir. Çok geniş oldu. Şu yeşiller değişirse buraya doğru her yer yemyeşil olacak. Şuradaki çukuru da dolduralım o zaman. Şu 2 taneyi de dolduralım. Evet, bundan sonra da bunları düzenleyelim ki daha sonra yeni bir yere gittiğimizde malzemeler birikmesin. Hepsini geldikçe kullanacağız böyle. Yeni ağaçlarımız da var zaten. Onları da kullanacağız. Şöyle dizelim buraya hepsini. Bu tarafa yeterli olabilir mi acaba? Çok iyi oldu. Artık şu tarafa doğru gidebiliriz durmadan. Evet, son 37 tane artı 64 tane kaldı. Bunları da dizelim. Etrafına kumları dizmeye başlayalım artık, lavdan yanmasınlar. Ağaçlar lavdan yanarsa sürekli söndürmek zorunda kalırız. Şurayı tamamlasak mı acaba böyle kenarına?
Şunu al buradan geri. Evet, yeşil bir tane de burada oldu. Bakın oradaki yeşiller de yayılmaya başladı. Hayvan yumurtası bulursak ne yapacağız? Çiftlik yapabiliriz bunların üzerine. Evet, bizim çiftliğimiz yok, doğru. İki tane tavuk yaptık ama koyunumuz yok. Keşke koyunun içinden koyun yumurtaları bulsaydık. Gelelim buraya. Şöyle şuradan da yapacağız. Evet, 8 tane kaldı. Onu da şuraya koyalım böyle. Evet, 2 tane, 64 tane. Bakayım bir kum başka, 23 tane kaldı. 23 tane kuma ihtiyacımız olabilir mi? Olmaz artık, değil mi? Şuraya doğru. Adamız iyice geniş olsun. Şuraya şöyle dizeceğiz ve buraya da. Tamamdır. 23 tane, 3 tane buraya dizdik. Şöyle 12 tane oldu. Şuraya 2 tane şöyle dizersek. Evet, bitti. 23 tane kaldı. Bunları dizelim buraya doğru tekrardan şöyle. Artık diktiğimiz ağaçlar da yanmayacak. Çok iyi be, şans bloğunun yanına kadar geldik bakın. Bayağı genişlettik. Şimdi buraya ne yapacağız? Evimizin güzelleşmesi için su getireceğiz. Suyumuz var mı bizim? Aha, biz sınırsız su yeri yaptık değil mi şuraya? Doğru. Üzerimizde kovamız var. Ve şeker kamışlarını alacağız. Şeker kamışlarını alalım. 16 tane burada ağaç var. Şuradan da başka ağaçlar alalım. Bir tane bundan, bir tane bundan. Evet, şunların hepsini alalım, büyürse yer dikeriz. Kemik tozu yapalım, bayağı bir kemiğimiz var zaten. Kemik tozları nerede? O 57 tane varmış, bunu kullanırız zaten. Su alalım buradan bir tane. İlk önce evimizin şu arka tarafına, şuraya ne yapacağız? Şeker kamışlarını dikelim. Hatta arkaya mı diksek şuraya? Aynen, buraya mı diksek, buraya mı diksek? Al buradan kumları geri. Bir dakika, şurada bir tane daha kum var. Bunun yerini belirlemeliyiz. Şimdi şuraya ağaç dikeceğimiz için burası ağaç olacak yeşil olduktan sonra. Şuraya dikersek şeker kamışlar lavdan yanmaz galiba. Arkasında kalır ağaçların. Evimizin yanına dikelim. Bir dakika, yemeğimizi de yiyelim şöyle. Evet, yemek yiyelim, ondan sonra şuraya dikmeye başlayacağız. Etrafına dikelim, evimiz iyice güzelleşsin. Bu tarafa bakalım, bu tarafa dikilebilir mi diye. Evimizin kapısının önü bura. Evimizin kapısının girişine mi yapsak acaba? Ama etrafı su olur o zaman. Şu kenarlara dikebiliriz aslında. Şuraya bir tane su koysak şuraya dikeriz. Bu tarafa doğru koyacağız. Oo, tavuk nereye gidiyor be? Baksanıza şuna. Sen oraya neden gidiyorsun? Gel buraya çabuk. Buraya gel. Neden buraya gelmiyorsun? Lava düşeceksin. Üzerimizde tohum yok. Olsaydı bunu getirebilirdik. Baksanıza şurada zaten lav var. Buraya dikeceğiz mecbur o zaman. Ağaçları dikelim ilk önce. Şuraya bir tane ağaç diktik. Büyüt bunu. Evet, beyaz bir ağacımız oldu. Tamamdır. Şimdi de şunu dikip büyütebilir miyiz acaba? Şuraya dikip bunu büyütmeyi deneyelim. Oo, bu da büyüyormuş. Bakın bunu da büyüttük. Şuradan zaten şunu büyütürüz. Bu büyüyordu direkt. Evet. Şuraya bir tane daha dikeceğiz böyle. Umarım lav da yanmaz. Aha. Oo, büyümeyecek de az kalsın. Şurada bir tane bu ağaçtan var. Bir tane olan ağaçları şöyle dikelim ki yanmasınlar. İşte bu. Onu da diktik. Şuraya bir tane daha dikeceğiz. Evet, büyümüyormuş. Oo, o da büyüdü. Kemik tozumuz sınırsız olduğu için istediğimiz kadar büyütebiliriz. Çok iyi. Evimizin arka bahçesine ağaçlık yapıyoruz bakın. Şunu da büyüt. İşte bu. Bir tane dikmediğimiz ağaç türü şu kaldı. Bunu da dikeceğiz. Bunu da şuraya dikelim. Oo, o da büyüdü. Kemik tozumuz da bitti. Gidip kemiklerimizi getirelim. Hepsini büyütelim. Tavuklar yumurtlamaya başladı bakın. Kemikler şurada 47 tane. Bunların hepsini yapalım mı? Yarısını yapalım. Evet, ağaçları diktikten sonra ne yapacağız? Şurada bakayım bir dikmediğimiz ağaç ne kaldı diye. Şunu dik buraya. İşte bu, hepsini dik, hepsini dik. Oo, bitti bu, tamamdır. Hepsini ağaçlara diktik mi? Lavdan yanmamasını sağlayacağız. Şuraya bir tane daha dikelim böyle. Tamamdır, bayağı sıkı bir ağaç yaptık bakın. Şöyle uzaktan bakalım bir tane. Oo, evimizin arkası ağaçlık oldu. Bunlar istediğimiz zaman kullanabilir. Şuraya bir tane daha dikelim. Büyürse çok iyi olacak. Evet, büyüdü. Onu da büyüttük. Artık şunlar yedek olarak kalsınlar. Bunları buraya getirelim. Şöyle şu ağaçlarımızı şuraya koyalım. Bütün ağaçlarımızı diktik. Bunu buraya koyduk. Şimdi şeker kamışları kaldı. Onları da diktikten sonra artık yeni bir yere doğru gidebiliriz. Suyumuzu getireceğiz ve şuraya dikeceğiz. Aynen. Şöyle ağaçlardan şuradan alacağız. Tamamdır. Buraya böyle aldık. Şuraya bir tane su koyduğumuz anda. Evet. Şuraya bir tane bunu dik. Şuraya dik böyle. Oo, çok iyi oldu. Bunlar da burada büyüsün de ağaçlarla beraber. Şuraya zaten dikemiyoruz. Evet, şuraya da bir tane dikelim hatta. Suyumuzu tekrar getirelim, oradaki suyu sınırsız yapalım. Evet, bir tane de burası kaldı. Ve artık yeni bir yere doğru gitmek için hazırız. Şunu da dikeceğiz. Evimizin içinde nasıl görünüyor ona bakalım bir tane de. Evet, sınırsız oldu. Oo, tavuk geliyor bakın. Gel buraya.
Evimizin giriş kapısı burası. Hatta evimizin kapısının önüne de bir şey yapabiliriz. Gidelim buradan geri. Evimizin penceresinde baktığımızda orman var bakın. Çok iyi oldu. Bütün ağaçlara diktik. Yanmazlar, sonra da öyle kalacaklar. Biz ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Yemeğimizi birazcık biriktirmemiz gerekiyor. Gitmeden önce birazcık yemek biriktirelim. Bir dakika. Yemekleri biriktirelim. Bunlar pişerken biz de üzerimize büyümüzü basacağız. Ondan sonra gideceğiz. Evet, buraya neden geliyorsun sen? Şunu da indir. Kapı açık kaldı. Hepsi dışarı çıktılar. Ah be, bir dakika. Şunu da al buradan böyle. İşte bu. Kapı açık olduğu için hepsi dışarı çıkmışlar. Bakayım bir tane. Burayı da kapat hatta. Evet, tüylerimiz var. Tüylerle ne yapabiliriz? Kendimize sınırsız ok yapabiliriz ama zaten 62 tane okumuz varmış. Tüyleri buraya koy gitsin. 12 tane oldu. Bunlar da pişirmeye başla. Meşalemiz zaten var. Bunu buraya koyduk. Kemik tozlarını da buraya koyduk. Artık gidebiliriz. Sadece şu koruma 2'yi basmamız kaldı. Neye basalım? Pantolonumuza basalım bunu. Evet, pantolonumuza koruma 2'yi de basalım. Gücümüz iyice artsın. Evet, tamamdır. Bakayım bir, zırhımızda patlama koruması 2 var. Buraya da koruma bastık. Çok iyi oldu. Artık yeni bir yere doğru gidebiliriz. Keskinlik bulmadık biz, değil mi? Elmasla kılıcımızı iyileştirelim mi birazcık? Kılıcımız bitince 2 tane elmasa yenisini yaparız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde evimizi geliştirdik ve orman yapmayı başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.